Arkadaşlar merhaba. Rebo ne matematik kanalına hoş geldiniz. Bir deneme, 20 soru, 20 taktik bölümümüzle beraberiz. Bu videomuzda sizlerle ikinci dönem değerlendirme sınavı LGS 5'i çözeceğiz. Videonun açıklamasındaki linkten soruların PDF'sini indirip siz de benimle beraber çözebilirsiniz. Birinci sorumuza başlayalım. A ve B pozitif tam sayı olmak üzere ekok 4 üssü A 9 üssü B eşittir 144 ise Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Öncelikle bize verilen bilgilere baktığımızda A ve B pozitif tam sayı, 4 üssü A ile 9 üssü B sayılarının ekoku 144, bizden istenen verilen ifadelerden hangilerinin doğru olduğu? 4 üssü A sayısının asal çarpanı 2, 9 üssü B sayısının asal çarpanı 3, dolayısıyla 4 üssü A ile 9 üssü B sayılarının ortak asal çarpanları yok. Yani bu sayılar aralarında asal sayılardır. Aralarında asal sayıların ekoku da sayıların çarpımına eşit. Yani 4 üssü a çarpı 9 üssü b eşittir 144. 144 sayısı 16 ile 9'un çarpımına eşit. Yani 4 üssü a'nın 16, 9 üssü b'nin de 9 olması gerekiyor. Buranın 16 olması için a'nın alacağı değer 2. Buranın da 9 olması için b'nin alacağı değer 1 olarak bulunur. Bize verilen ifadelere baktığımızda A şıkkı 2 üssü A yani 2 üssü 2 artı 3 üssü B 3 üssü 1. 2'nin karesi 4. 3'ün birinci kuvveti 3. 4 artı 3'ten 7. 7 bir asal sayıdır. Yani birinci ifademiz doğru. EBOB 4 üssü A 9 üssü B eşittir 1. 4 üssü a ile 9 üssü b sayıları aralarında asal sayılardır. Aralarında asal sayıların birden başka ortak bölen yoktur. Yani EBOB eşittir 1. Bu ifade de doğru. A ile B aralarında asaldır. A 2, B 1. 2 ile 1 aralarında asal. Zaten 1 tüm sayılarla aralarında asal sayılardır. Dolayısıyla 3. ifademiz de doğru. Doğru cevap 1, 2, 3 yani D. İkinci sorumuza devam edelim. Ayhan Usta bir kitaplığın rafları için aşağıdaki şekilde verildiği gibi kalınlıkları ve kısa kenar uzunlukları aynı, uzun kenar uzunlukları 720 cm ve 960 cm olan dikdörtgenler prizması şeklinde birer adet tahta kullanacaktır. Ayhan Usta bu iki tahtadan artma olmadan uzunlukları santimetre türünden tam sayı olan ve bir tam onda 5 metreden kısa özdeş parçalar elde edecektir. Ayhan Usta iki tahtayı herhangi iki kısa kenar çakışacak şekilde üst üste koyup kısa kenarlara paralel olarak kestiğinde her seferinde 30 saniyede bir tahtayı tek başına kestiğinde ise her seferinde 20 saniye harcamaktadır. Buna göre Ayhan Usta bu tahtaları parçalara ayırma işlemini bitirdiğinde toplamda en az ne kadar süre harcamış olur? Bize verilen bilgilere göre uzun kenar sundukları 720 cm ve 960 cm olan dikdörtgen prizması şeklinde bir adet tahtamız var. Bu iki tahtadan artma olmadan ve uzunlukları santimetre türünden tam sayı olan bir tam onda 5 metre yani 150 santimetreden kısa özdeş parçalar elde edecek. Yani bütünü parçalara böleceğiz. Bütünden parçaya gittiğimiz için bu soru bir ortak bölen sorusu. Tahtaları eğer üst üste koyarak keserse her seferinde 30 saniye süre geçiyor. Tahtaları tek başına kestiğinde ise her seferinde 20 saniye süre geçiyor. Bizden istenen toplamda en az ne kadar süre harcamış olduğu. En az süre harcaması için parçaların uzunluğunun alabileceği en büyük değer alması lazım. Yani parçanın uzunluğu 150 cm'den küçük en büyük tam sayı değerini alacak. Bunun için 720 ve 960 sayılarının EBOB'unu bulalım. 720 ve 960 sayılarını bölebilecek ortak bir sayı olarak 60 var. 60'a böldüğümüzde 12, 60'a böldüğümüzde 10, 6. 12 de, 16, 12'yi de 16'yı da bölebileceğimiz ortak sayı 4 var. 12'yi 4'e bölersek 3, 16'yı 4'e bölersek 4. 3 ile 4 aralarında asal sayıdır. Birden başka ortak bölenleri yok. 60 çarpı 4'ten 240. 240 alabileceği en büyük değer bize 150 cm'den küçük en büyük değer lazım. EBOB'un bölenleri aynı zamanda o sayıların ortak bölenleridir. 1 çarpı 240, 2 çarpı 120, 3 çarpı 80. Dolayısıyla 150'den küçük alabileceği en büyük değeri bulduk. 120 santimetre yani 720 santimetrelik tahtayı ve 960 santimetrelik tahtayı 120 santimetrelik parçalara böleceğiz. 720'yi 120'ye böldüğümüzde 6 parça elde ediyoruz. Kesim sayısı parça sayısının 1 eksiği kadar. Dolayısıyla 5 kesim yapılıyor. 960'ı 120'ye böldüğümüzde 8 parça edil, elde ediliyor. Ve parça sayısının 1 eksiği kadar kesim yani 7 kesim yapılıyor. 720 cm'lik tahta ile 960 santimetrelik tahtanın üst üste gelen kısımlarında kısa kenar kısa parçanın kesim sayısı kadar kesim ortak yapılır. Yani bunu şöyle de gösterebiliriz. Birinci kesim 120, 240, 360, 480, 600, 720 zaten burası oluyor. Buradan tek kesim yapılacak. Beraber yani ikisi bir arada yapılan kesim 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 tane kesim İkisi aynı anda yapıldığı için 5 çarpı 30 saniyeden 150 saniye. Geriye kalan iki kesim ise tek başına kesiliyor. Yani buradan bir kesim olacak. Tek olan Bir de buradan bir kesim olacak. Tek olan 2 tane de tekli kesim yapılacak. 2 çarpı 20 saniyeden oradan da 40 saniye gelecek. Toplamda 190 saniye yapıyor. 190'ı 60'a böldüğümüzde 3 defa var. Kalan 10 yani 3 dakika 10 saniye olarak bulunur. Harcanan süre en az cevap B. Üçüncü sorumuza devam edelim. Bir ayrıtının uzunluğu 3x artı 2 cm olan küp şeklindeki özdeş mor legolar ile farklı ayrıtların uzunlukları 3x artı 2 cm ve 6x cm olan kare prizma şeklindeki özdeş pembe logolar şekil 1 ve şekil 2'deki gibi tabanları çakışak şekilde dizilmiştir. Her iki şekilde en alttaki mor logo ile en soldaki pembe logonun birer yüzeyleri çakışak şekilde birleştirilmiş olup en üstteki ile en sağdaki logoların birer köşesine birer çivi çakıldıktan sonra bu çivilerle çivi köşelerin kesiştiği yerlere gergin şekilde ipler bağlanmıştır. Şekil 1'deki ipin eğimi %40 olduğuna göre şekil 2'deki ipin eğimi yüzde kaçtır? Bize verilen bir ayrıtın uzunluğu 3x artı 2 santimetre olan küp şeklinde mor legolar. Bir de farklı ayrıtların uzunlukları 3x artı 2 santimetre ve 6x santimetre olan kare prizma şeklinde özdeş pembe legolar verilmiş. Bunlarla şekil 1 ve şekil 2 oluşturulmuş. Şekil 2'deki şekil 1'deki ipin eğimi %40'mış. Bizden de şekil 2'deki ipin eğiminin yüzde kaç olduğunu bulmamızı istiyor. Eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluktur. Dolayısıyla buradaki gergin ipin dikey uzunluğu burası, yatay uzunluğu da burası. Yatayda 6x'ten 1 2 3 4 5 tane var. Yani 5 tane 6x'ten yatayın uzunluğu 5 x 6x 30x yatay uzunluk. Dikey uzunluk ise 3x artı 2'den 3 tane var. 3 tane 3x artı 2. Dolayısıyla dikey uzunlukta 9x artı 6. Dikey uzunluk 9x artı 6 bölü yata uzunluk 30x eşittir eğim yani yüzde 40'tan 40 bölü 100 1 0 1 10 1 0 1 0, 1, 0 sadeleştirdiğimizde 4 çarpı 3x yani 12x 9x artı 6 içler dışlar çarpımı yaptığımızda artı 3x buraya geçeriz. Artı 9x buraya geçerse eksi 9x. Buradan da 3x eşittir 6. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirdiğimizde x eşittir 2 olarak bulunur. x 2'ye eşit ise bize verilen küp şeklindeki mor legoların bir kenar uzunluğu 3x artı 2 yani 3 kere 2 6 2 daha 8 cm burada bir tane 8 var bir tane 8 burada var bir tane 8 de burada var pembe kare prizma legoların ise x2 ise bu kenar uzunluğu 12 cm x2 ise bu kenar uzunluğu da 8 cm dolayısıyla buradaki uzunluk ...12. Yataydaki uzunluk ise... ...bir tane 12 burada var. Bir tane 12 burada var. Bir tane 12 burada. Bir tane 12 burada. Dikey uzunluğumuz... ...3 tane 8... ...24. Bir tane 12... ...36 santimetre. Yatay uzunluğumuz... ...4 tane 12'den 48 santimetre. Eğimimiz... ...dikey uzunluk bölü yatay uzunluk... 12 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 4 yüzde olarak bulmak için payda 25 ile genişletip 100 yaparız. 25 çarpı 3 75 bölü 100 yüzde sembolü yazdığımızda yüzde 75 olarak eğim bulunur. Cevap D. X ve Y birer tam sayı olmak üzere bize verilen işleme baktığımızda X'in kare en yakın olduğu tam sayıdan başlanarak Y'nin kare kökünün en yakın olduğu tam sayıya kadar olan ardışık tam sayıların çarpımı alınır. X ve Y tam kare sayı ise bu değerlerin kareköklerinin eşit olduğu sayılarla aynı işlem yapılır. Bize verilen işlem bu şekilde tanımlanmış. Bize verilen örneğe baktığımızda 9 21 karekök 9 3'e eşit karekök 21 kök 25'ten en yakın olduğu tam sayı değeri 5. Yani 3'ten 5'e kadar olan artışık tam sayıların çarpımı 60 olarak bulunuyor. Buna göre 17 y eşittir 840 ise y'nin alabileceği kaç farklı değer vardır? 17'den y'ye kadar karekök 17 kök 16'ya yakın yani 4. Dolayısıyla 4'ten başlayarak karekök y'nin yakın olduğu tam sayı değerine kadar olan ardışık tam sayıların çarpımı bize 840'ı verecek. Dolayısıyla 4 çarpı 5 20, 20 çarpı 6 120, 120 çarpı 7 eşittir 840. Yani 4'ten 7'ye kadar olan ardışık tam sayıların çarpımı bize 840'ı veriyor. Yani karekök y'nin yakın olduğu tam sayı değeri 7. Burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Karekökü 1 ve 1'e yakın olan 2 tane sayı, karekökü 2 ve 2'ye yakın olan 4 tane sayı, karekökü 3 ve 3'e yakın olan 6 tane sayı, karekökü 4 ve 4'e yakın olan 8 tane sayı, karekökü 5 ve 5'e yakın olan 10 tane sayı, karekökü 6 ve 6'ya yakın olan 12 tane sayı, karekökü 7 ve 7'ye yakın olan 14 tane sayı var. Yani bu. Buradaki yeni yerini yazabileceğimiz 14 tane tam sayı değeri var. Cevap 14 olarak bulunur. Yani cevap B. Beşinci sorumuza devam edelim. Üstü ifadelerde çarpma işlemiyle ilgili bir oyun üreten Eda, aşağıdaki şekilde verildiği gibi özdeş birim karelerden oluşan iki adet şablon hazırlamıştır. A şablonu kırmızı ve mavi, B şablonu ise sarı renkte olup Eda, B şablonunu bölmelerine bazı üstü ifadeler yazmıştır. A şablonu B şablonun üzerinde taşma olmadan yerleştirildiğinde üst üste gelen kırmızı ve sarı bölmeler turuncu, mavi ve sarı bölmeler ise yeşil görülmektedir. Oyuna göre A şablonu B şablonun üzerinde kenarları çakışak şekilde çevrilebilmekte ve her bir çevirme sonrasında aynı renkte görünen bölmelerdeki ifadelerin tamamı arasında çarpma işlemi yapılmaktadır. Elde edilen sonuçlar ise bir kağıda not edilmektedir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu oyunu doğru şekilde oynayan birinin yeşil görünen bölmelerle yaptığı işlemler sonucunda aşağıda yazdığı ifadelerden biri olamaz. Bize verilen iki tane şablon var. A şablonu B şablonun üzerine yerleştiriliyor. Bunlar döndürülerek de yerleştirilebiliyor. Ama kenar uzunlukları üst üste gelecek. Taşma olmayacak. Sarı ve mavi üst üste geldiğinde burası yeşil, burası yeşil, burası yeşil olacak sarı ve kırmızılar üst üste geldi. Buralar turuncu olacak. Bizden istenen aşağıdaki seçeneklerden hangisinin bu oyunu doğru şekilde oynayan birinin yeşil görünen bölmelerle yaptığı işlemler sonucunda kağıda yazdığı ifadelerden biri olamaz. Öncelikle B şablonun üzerindeki sayıları düzenleyelim. Eksi 4 üstü 2 üstü 3 sayı negatif bir sayı şey olacak. Çünkü taban negatif ve en dıştaki kuvvet tek sayı olduğu için sonuç negatif olacak. Ve bu sayının eksi 2 üssü 2, 4, 4 çarpı 3'ten de 12 yani eksi 2 üssü 12 olarak bulunur. Eksi 4 bölü 9 üssü eksi 2, taban negatif, kuvvet çift olduğu için sonuç pozitif. Ama kuvvetin negatif değeri olduğu için bu sayıya takla attırarak yazarız. Yani 9 bölü 4'ün karesi 10 üssü 6, 9 üssü 9, 3'ün kuvveti olarak yazdığımızda 3 üssü 18 olur kuvvetin kuvvetinden. 1010 üssü 0 yani 1'e eşit. 1 bölü 5 üssü eksi 3 sayıya takla attırdığımızda 5 üssü 3 olur. 2 bölü 3 üssü 3, 5 üssü 12, 1 bölü 2 üssü eksi 3 sayı pay kısmına geçtiğinde kuvveti artı olur ve 2 üssü artı 3 olarak bulunur yeşil olan bölgeler eksi 2 üssü 12 hemen sağ tarafı 10 üssü 6 ve bu bölge 5 üssü 12 bu 3 sayı olabilir. Bunda bunu çarptığımızda eksi 10 üssü 12 çarpı 10 üssü 6 buradan da eksi 10 üssü tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri toplarız. Eksi 10 üssü 18 yani D şıkkı bizim sonuçlarımız arasında var. Daha sonra 3 üssü 4 bölü 2 üssü 4. Şuradaki sayımız yeşil olursa 9 bölü 4'ün karesini 9 3'ün karesi 4 2'nin karesi yani 3 bölü 2'nin karesi üssü 2'den 3 bölü 2 üssü 4 olarak yazarız. Bunda da bu 4 hem payın hem paydanın kuvveti olduğu için 3 üstü 4 bölü 2 üssü 4 çarpı buradası yeşil olduğunda karşı taraf 2 tane yeşil olacak. Yani şu köşeler 2 bölü 3'ün küpü ve 2'nin küpü 2 bölü 3'ün küpünü 2'nin küpü bölü 3'ün küpü olarak ayırabiliriz. Ve 2 üssü 3 de sağ köşedekini aldık. 3 üstü 4'ü 3 üstü 3'e böldüğümüzde bir tane 3 kalır. 2 üssü 3, 2 üstü 3, 2 üstü 6. 2 üstü 6'yı 2 üstü 4'e böldüğümüzde 2 üstü 2. Yani 3 kere 2 üstü 2, B şıkkı da var. Son olarak eksi 3 üssü 18. Yani burası yeşil olursa burası ve burası da yeşil olur. Eksi 3 üssü 18 çarpı 2'nin küpü bölü 3'ün küpü çarpı eksi 2 üssü 12 eksi ile eksinin çarpımı bunlar artı olur. 3 üssü 18'i 3 üssü 3'e bölersek tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri çıkardığımızda 3 üssü 15 2 üssü 3 ile 2 üssü 12'yi çarparsak 2 üssü 15 kuvvetler aynı olduğu için tabanları çarptığımızda 6 üssü 15 olarak sayımız bulunur. Dolayısıyla bu da not edilen sayılar arasında ama eksi 10 üssü 15 bu ifadelerden biri olamaz. Cevap A. 6. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki doğrusal grafikte Derya'nın ve Selim'in günlere göre kumbaralarına biriken para miktarları verilmiştir. Bu iki kişinin kumbaralarından hiç harcama yapmadıkları bilindiğine göre birinci günün sonunda Selim'in kumbarasına kaç TL vardır? Bize verilen grafiğe baktığımızda Günlere göre kumbarada biriken para miktarlarını vermiş. Derya'nın kumbarasında başlangıçta 18 TL parası var. 12 gün sonra kumbarasında 210 TL parası oluyor. Dolayısıyla 210'dan 18'i çıkardığımızda 192 TL 12 günde biriktirdiği para. 192'yi 12'ye böldüğümüzde bir günde 16 lira para biriktiriyor. Dolayısıyla Derya ve Selim'in paralarının eşit olduğu 7. günde kumbaralarda ne kadar para var bunu bulalım. Öncelikle Selim'in başlangıçta 46 lira parası var kumbarasında. Derya'nın başlangıçta 18 lira parası var. 7 günde Derya'nın biriktirdiği para 16 çarpı 7'den 112 TL oluyor. 18 lirayı da üzerine eklediğimizde çünkü başlangıçta Derya'nın 18 lira parası var. 130 lira oluyor. Yani 7 gün sonra kumbaralarındaki para miktarları eşitleniyor ve 130 lira para oluyor. Selim 7 günde 46 liradan 130 liraya çıkıyor parası. Dolayısıyla 130'dan 46'yı çıkardığımızda 7 günde 84 lira para biriktiriyor. 84'ü 7'ye böldüğümüzde bir günde biriktirdiği parayı 12 lira olarak buluruz. Başlangıçta Selim'in kumbarasında 46 lira para var. Bizden birinci gün sonunda Selim'in kumbarasına kaç TL para olduğunu soruyor. Günlük 12 lira eklediği için kumbarasına 46 artı 12'den bir günün sonunda kumbarasına 58 lira para olduğunu görüyoruz. Yani cevap B. Yedinci sorumuza devam edelim. Aşağıdaki şekilde üzerlerini birer adet doğru denklemi yazan toplar ile her bir bölmesinde eşit sayıda okların bulunduğu bir kutu verilmiştir. Topların üzerine yazan doğru denklemleri koordinat sisteminde kaçıncı bölgelerden geçiyorsa? Mete. Kutudan o bölgelere ait bölmelerden birer adet ok almış ve ilgili topun üzerinde isabetli atışlar yapmıştır. Buna göre atışlar tamamlandıktan sonra kutudaki ok sayılarına bakıldığında hangi bölgenin yazılı olduğu bölmede kalan okların sayısı diğerlerinden farklıdır. Bize verilen bilgilere göre üzerlerinde birer adet doğru denkleminin yazıldığı toplar verilmiş ve her bir bölmesinde eşit sayıda okların bulunduğu bir kutu verilmiş topların üzerine yazan doğru denklemleri koordinat sisteminde kaçıncı bölgelerden geçiyorsa mete kutudan o bölmelere ait bölmelerden bir adet o ok kalmış ve ilgili topun üzerine isabetli atışlar yapmış. Bizden istenen atışlar tamamlandıktan sonra kutudaki ok sayılarına bakıldığında hangi bölgenin yazılı olduğu bölmede kalan ok sayıları diğerlerinden farklıdır bulunmamızı istiyor. Öncelikle bize verilen doğrusal denklemlerin grafiklerini çizelim. 2x eksi y eksi y'yi karşıya gönderdiğimizde 2x eşittir y olur. Yani bu orijinden geçen bir doğru denklemi. Çünkü ben x'e 0 değerini verirsem y de 0 değerini alıyor. x'e 1 değerini verirsem y 2 değerini alıyor. Y eksenimiz olsun. Burası da x eksenimiz olsun x'e 0 değerini verdiğimizde y 0 x'e 1 değerini verdiğimizde y 2 oluyor. Dolayısıyla bu orijinden geçen doğru denklemi şu şekilde yani birinci bölge ve üçüncü bölgeden geçiyor. Birinci bölgeden bir o ok kalacağız. 3. bölgeden de bir ok alacağız. 1 ve 3'ten birer tane ok aldık. Aldığımız her ok için artı işareti koyalım. Daha sonra bu grafimizi çizdik. x artı 2 eşittir 8. x değişkeni var. y değişkeni var. Sabit terim var. Yani bu her iki ekseni kesen doğru grafiği. Eksenleri kestiği noktayı bulmak için de x'e 0 verip y'yi, y'ye 0 verip x'i kestiği noktayı buluyoruz. x'e 0 değerini verdiğimizde 2y eşittir 8 oluyor. Buradan da y eşittir 4. 3, 4. Y eksenini burada kesiyor. X'e 0 der y'ye 0 değerini verdiğimizde x eşittir 8 oluyor. Yani x'i de 8 noktası burada diyelim. Burada kesiyor. Grafiğimiz şu şekilde oluyor. Dolayısıyla bu da birinci bölgede, ikinci bölgede ve dördüncü bölgeden geçiyor. Birinci bölge için 1 artı, ikinci bölme için bölge için 1 artı, dördüncü bölge için 1 artı, y artı 9 eşittir 7. Sadece y değişkeni olduğu için bu sadece y eksenini keserek geçiyor. Artı 9'u karşıya gönderdiğimizde eksi 9, 7'den 9 çıkarsa eksi 2. Yani y eşittir eksi 2, eksi 1, eksi 2. Bu da y eşittir eksi 2 doğrusu. Bu da üçüncü ve dördüncü bölgeden geçiyor. Üçüncü bölge için bir artı. Dördüncü bölge, bölge için de bir artı. Son olarak x eksi 4y. Burada da x'e 0 değerini verdiğimizde y 0 oluyor. Dolayısıyla bu da orijinden geçen doğru denklemi. x eşittir. Eksi 4y. x'e 0 verirsek y de 0. x'e 1 verirsek y eksi 4. x'e 1 verdiğimizde y eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4 burada oluyor noktamız bu da buradan bu şekilde geçiyor dolayısıyla ikinci ve dördüncü bölgeden geçiyor ikinci bölge için bir artı dördüncü bölge için bir artı yani dördüncü bölgeden bir ok daha aldık 2 ok alınmış birinci bölgeden 2 tane kalmış. 2 ok alınmış. ikinci bölgeden 2 tane kalmış. 2 ok alınmış. 2 tane kalmış. 3 ok alınmış. 1 tane kalmış. Diğerlerinden farklı olan dördüncü bölge yani cevap D. 8. sorumuza devam edelim. Aşağıda verilen daire grafiğinde bir pastanede bir günde üretilen pastaların türlerine göre sayıca dağılımı, sütun grafiğinde ise çikolatalı pasta haricindeki pasta çeşitlerinin üretim miktarları gösterilmiştir. Buna göre bu pastanede aynı gün üretilen çikolatalı pasta sayısı kaçtır. Bize verilen daire grafiğinde türüne göre pasta sayılarının dağılımı, sütun grafiğinde ise çikolatalı pasta haricindeki diğer pasta çeşitlerinin miktarları verilmiş. Bizden istenen aynı gün üretilen çikolatalı pasta sayısının kaç olduğu. Daire grafiğinde veriler merkez açılarla orantılı. Yani 72 derecelik muzlu pasta var. Muzlu pasta sayısı 18. Toplam pasta sayısını biz buradan bulabiliriz. 72 dereceye 18 pasta düşüyorsa 360 dereceye yani tüm pastaların sayısı kaç tanedir diyebiliriz. 72'nin 5 katı 360. Dolayısıyla 18'in 5 katını aldığımızda 90 yapıyor. Dolayısıyla toplamda 90 tane pastamız var. 15 tane portakallı, 18 tanesi muzlu, 10 tanesi kestaneli, 13 tanesi orman meyveli. 18, 15, 10 ve 13 topladığımızda bunları 56 yapıyor. Burada çikolatalı pasta haricinde olduğu için toplam pasta sayımız 90. 90'dan 56'yı çıkardığımızda çikolatalı pasta sayısı 34 tane olarak bulunur. Yani cevap C. Dokuzuncu sorumuza devam edelim. Selma proje ödülü için Ortak Çarpansa Çak adlı bir oyun üretmiştir. Aşağıdaki şekilde verilen özdeş çivilerin üzerlerine birer adet cebirsel ifade yazan Selma, bu çivilerin her birinin gövdelerine aralarındaki mesafe H birim olacak şekilde çizgiler çekmiştir. Bu çivilerin tepelerine aşağıda verilen K, L ve M çekişleriyle her bir vurmada çiviler üzerlerinde bulundukları tahtanın içine H birim kadar girmektedir. Oyunun kuralına göre oyunu oynayacak olan 3 oyuncunun her biri, farklı bir çekici seçecek ve seçtiği çekicin üzerinde yazan cebisel ifade ile çivilerin üzerinde yazan cebisel ifadelerden hangileri ortak çarpana sahipse o çivilerin tümünün tepesine birer kez vuracaktır. 1 ve eksi 1 sayıları ortak çarpan olarak kabul edilmeyecektir. Birinci sıradaki oyuncu oyunu tamamladıktan sonra ikinci sıradaki oyuncu birinci oyuncunun çivileri bıraktığı konumdan üçüncü sıradaki oyuncu ise ikinci oyuncunun çivileri bıraktığı konumdan oyunu oynamaya devam edecektir. 3 kişinin bu oyunu kuralına göre doğru şekilde oynadığı bilindiğine göre son durumda çivilerin görüntüsü seçeneklerden hangisi gibi olur? 4 tane çivimiz var ve çivilerin üzerinde cebirsel ifadeler yazılı. 3 tane de çekişimiz var. Her oyuncu bize verilen oyun kuralına göre her biri farklı bir çekiş seçecek ve seçtiği çekişin üzerinde yazan cebirsel ifade ile çivilerin üzerinde yazan cebirsel ifadelerin hangileri ortak çarpına sahipse o çivilerin tümünün tepesine birer kez vuracak ve h birim çivi tahtaya girecek. Üç kişinin oyunu kuralına göre doğru şekilde oynadığı bilindiğine göre bizden son durumda çivilerin görüntüsünün hangisi gibi olacağını soruyor. Öncelikle 10x artı 10, 10x artı 30 çivisinin çarpanlarını bulduğumuzda 10 ortak parantezini alırız, 10 parantezinde x artı 3 olur. Onu da 2 çarpı 5 olarak yazdığımızda çarpanlarımız 2 çarpı 5 çarpı x artı 3 olarak bulunur. Bu birinci çivi. İkinci çivi x kare eksi 6x artı 9. x kare x'in karesi 9 3'ün karesi. x ile 3'ü çarptığımızda 3x. 2 katını aldığımızda 6x ortadaki terim veriyor. Dolayısıyla burası x olduğu için burası da x'i. Yani x eksi 3'ün karesi. Çarpanlarımız x eksi 3 çarpı x eksi 3. Üçüncü çivimiz x kare eksi 9. x kare eksi 3'ün karesi. Bu da x eksi 3 çarpı x artı 3 olarak bulunur. x y eksi 3 y ortak çarpanımız y. Y parantezini aldığımızda x eksi 3 olarak yazarız. Önce k çivisini alalım. x artı 3 çarpanı birinci çivide var. Dolayısıyla burayı h çaktık. İkinci çivide yok. Üçüncü çivide var. Burayı da H çaktık. Dördüncü çivi de yok. Şimdi L çekicine geçelim. 5 X ve Y. 5 birinci çivi de var. H daha çaktık. Burada ikinci çivi de yok. Üçüncü çivi de yok. Dördüncü çivi de Y var. Ortak çarpan. Dolayısıyla buradan da bir H çakmış olduk. M çekicine baktığımızda 2x eksi 6, 2 parantezinde x eksi 3, 2 çarpanımız var. Dolayısıyla birinci çivi h daha çaktık ve tamamen tahtaya geçti. Daha sonra x eksi 3, ikinci çivi de var. H çaktık. x eksi 3, üçüncü çivi de var. H çaktık. x eksi 3, dördüncü çivi de var. Dolayısıyla H çaktık. Dışarıda kalan birinci çivide yok. İkinci çivide de 2H. Birinci, üçüncü ve dördüncü çivi de 1H. Bunu veren görüntü A şıkkında cevap A. 10. sorumuza devam edelim. Aylin yukarıdaki şekli 1'de verilen ABC'de dikdörtgeni şeklinde kumaşa şekil 2'de kibik merkezleri kumaşın köşe noktaları üzerinde olan ve alt alta gelenlerin birbirlerine birer noktada değdiği özdeş daire dinleri çizilmiştir. Daire dilimlerinden birinin yarı çap uzunluğu 3 kök 3 cm olup aylım kumaştan bu dilimleri kesip çıkararak şekil 3'ü elde etmiştir. Şekil 3'teki kumaşın çevre uzunluğu 26 kök 3 cm olduğuna göre şekil 1'deki kumaşın alanı kaç cm Bize verilen bilgilere göre şekil 1'de dikdörtgen şeklinde bir kumaşımız var. Şekil 2'de bu kumaştan 4 tane eş daire dilimi yani 4 tane eş çeyrek daire kesip çıkarıyoruz ve şekil 3'ü elde ediyoruz. Daire dilimlerinin yarı çap uzunluğu 3 kök 3 cm. Ayrıca şekil 3'teki kumaşın çevre uzunluğu da 26 kök 3 cm. Bizden istenen şekil 1'deki kumaşın alanı. Şekil 1'deki kumaş dikdörtgen olduğu için bu dikdörtgenin alanını bulabilmek için kenar uzunluklarını bulmamız gerekiyor. Yarı çap uzunluğu 3 kök 3 santimetre. Dolayısıyla şekil 1'deki kumaşın bir kenarın uzunluğu 3 kök 3 artı 3 kök 3'ten 6 kök 3 cm olarak bulunur. Şekil 3'teki 4 tane yayın uzunluğu birbirine eşit. Şuradaki yayların uzunluğu. Dolayısıyla bir tanesinin uzunluğunu bulup 4 ile çarpabiliriz. Bir tane yayın uzunluğu içinde 2 çarpı pi'imiz 3 yarı çapımız 3 kök 3 bölü 4 2'yi 2'ye böleriz 1 4'ü 2'ye böleriz 2, 3 çarpı 3'ten 9 kök 3 bölü 2, bir tane yayın uzunluğu, bundan 4 tane var ve şurada kalan uzunluklara da x diyelim. Dolayısıyla 4 tane 9 kök 3 bölü 2 artı 2x eşittir 26 kök 3, 4 kere 9 36, 2'ye böldüğümüzde 18 kök 3 artı 2x eşittir 26 kök 3. 18 kök 3 eşitliğin sağ tarafına geçerse eksi 18 kök 3. Buradan da 2x eşittir 8 kök 3. x eşittir her iki tarafı 4'e 2'ye böldüğümüzde 4 kök 3 santimetre olarak bulunur. Yani burası 4 kök 3, burası 3 kök 3, burası 3 kök 3 olmak üzere dikdörtgenin uzun kenarı da 3 artı 4 artı 3'ten 10 kök 3 olarak bulunur. Alanımız da 6 kök 3 çarpı 10 kök 3'ten 6 ile 10'u çarparsak 60 kök 3 ile kök 3 çarparsak kök 9'dan 3 60 çarpı 3'ten alan 180 santimetre kare olarak bulunur. Yani cevap C. 11. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki şekillerde iki adet küpün açılımı verilmiştir. Aysel şekil 1'dekinin yüzeylerine bazı sayıları yazdıktan sonra şekil 2'dekinin yüzeylerine şekil 1'de yazan tüm sayıların yazı halindeki harf sayısını yazmaya başlamıştır. Örneğin şekil 1'de 17'nin yazı ile yazılmış hali 10, 7 olarak verilmiş ve 6 harfli olduğundan Aysel şekil 2'deki bir yüzeye 17 sayısına karşılık gelen alt sayısını yazmıştır. Aysel şekil 2'de tüm yüzeylere gelmesi gereken sayıları yazdıktan sonra bu şekli sayılar görünecek şekilde küp haline getirmiştir. Buna göre şekil 2'den elde edilen küp düz bir zemine atıldığında küpün üst yüzeyine gelen sayının farklı asal çarpanların toplamının 5'e eşit olma olasılığı kaçtır? Bize verilen kurala göre şekil 1'de yüzeylerinde sayılar yazıyor. Bu sayıların harf yazı halindeki harf sayısını biz şekil 2'deki küpün yüzeylerini yazıyoruz ve bu küpü düz bir zemin üzerine attığımızda küpün üst yüzeyine gelen sayının farklı asal çarpanları toplamının 5'e eşit olma olasılığının kaç olduğunu buluyoruz. Öncelikle şekil 2'deki küpün yüzeylerinde yazan sayıları bulalım. 17 6 harfli burada 6, 9 5 harfli dolayısıyla burada 5, 1 3 harfli burası 3, 4 4 harfli burası 4, 3, 2 harfli burası 2, 10, 8, 7 harfli burası 7 olacak. Dolayısıyla tüm olası durum sayımız 6, istenen olası durum sayımız asal çarpanlarının toplamının 5'e eşit olması yani farklı asal çarpanların toplamının 5'e eşit olmasını istiyoruz. 6 sayısı için asal çarpanları 2 ve 3 yani 5'e eşit. 5 sayısının zaten bir tane asal çarpanı var. 5'e eşit 4 sayısında asal çarpanı 2, 3 sayısında asal çarpanı 3, 7'nin asal çarpanı 2, 2'nin asal çarpanı 2. Dolayısıyla bizim istediğimiz şartı sağlayan 2 tane yüzey var. Dolayısıyla olasılık değerimiz 2 bölü 6 sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 olarak bulunur. Cevap A. 12. sorumuza devam edelim. Okul bahçesinde bir etkinlik planlayan Selim Öğretmen tahtaya bazı ifadeler yazdıktan sonra eş birim kareler almış semine tebeşirle bir koordinat sistemi çizmiştir. Etkinliğe göre öğrencilerden biri koordinat sisteminde orijin noktasından başlayıp tahtada yazan her bir ifade için birer kez olmak üzere sayı rasyonel sayı ise iki birim sola bir birim aşağıya, irrasyonel sayı ise bir birim sağa iki birim yukarıya gidecektir. edecektir. Öğrenci her bir sayı için hareketine her seferinde kaldığı noktadan devam edecektir. Öğrencilerden kutayın etkinliği doğru olarak uyguladığı bilindiğine göre bu öğrenci son durumda koordinat sisteminde hangi noktada bulunur? Bize verilen bilgiye göre tahtada sayılar yazıyor. Bu sayılar eğer rasyonel sayı ise 2 birim sola 1 bir birim aşağıya sayımız rasyonel sayı ise 2 birim sola 1 bir birim aşağıya sola hareket koordinat sisteminde apsisin 2 küçülmesi demek aşağı hareketi hareket etmekte. Koordinat sisteminde ordinatın bir birim küçülmesi demek. Eğer sayımız irrasyonel sayı ise bir birim sağa ve iki birim yukarıya hareket edeceğiz. Sağ hareket etmek demek koordinat sisteminde apsis değerini bir artırmak demek. Yukarı hareket etmek demek koordinat sisteminde ordinat değerini iki artırmak demek. Sayılarımızı rasyonel ve irrasyonel sayı olarak ayıralım. Ondalık gösterimlerin karekökleri bulunurken bunları rasyonel sayı olarak yazalım. Karekök içinde 36 bölü 100 bu da 6 bölü 10 olarak çıkar. Yani bir rasyonel sayı. 2, 2'ye böleriz 1. 32, 2'ye böleriz 16. 1 bölü 16'yı kökün dışına çıkardığımızda 1 bölü 4 olur. Yani bu da bir rasyonel sayı. Pi irrasyonel sayı. Bu 225 bölü 10 olur. Yani 15 bölü kök 10. Bu da bir irrasyonel sayı. Eksi kök 1, eksi 1'e eşit bir rasyonel sayı. Kök 7 irrasyonel sayı. 4 üstü eksi 5, 2 üstü 2 üstü eksi 5'ten, 2 üstü eksi 10 kuvvetin kuvvetinden. Üstü ifadelerde kare kök alınırken kuvvetin yarısı alınır. Yani 2 üstü eksi 5 e olarak çıkar. Bu da bir rasyonel sayı. Kök 0, 0'a eşit. Bu da bir rasyonel sayı. Rasyonel sayı olarak 1, 2, 3, 4, 5 tane sayımız var. Yani 5 defa sola gidecek. 5 çarpı eksi 2'den eksi 10 birim sola. 5 defa yukarıya gidecek. 5 çarpı eksi 1'den eksi 5 oluyor. Eksi 10 üstü eksi 5'e geliyor. Daha sonra irrasyonel sayılar içinde irrasyonel sayı olarak da 1, 2, 3 tane var. Yani 3 tane bir birim sağa artı 3. 3 tane 2 birim yukarıya artı 6. Eksi 10 artı 3'ten eksi 7 absiste bulunduğu nokta. Eksi 5 artı 1 de artı 6'dan artı 1. Bu da ordinatta bulunduğu nokta. Yani son bulunduğu konum eksi 7 virgül 1 olarak bulunur. Cevap B. 13. sorumuza devam edelim. Beren bir ayrı tuzunluğu 64 santimetre olan küp şeklindeki kutunun dört yan yüzeyini aşağıdaki şekilde verildiği gibi kurdelilere süsleyecektir. Bu süsleme için pembe, mor ve mavi renkli kurdeleleri kullanacak olan Beren, her renkli kurdeleden kutunun dört yan yüzünü birer tam tur gergin olarak saracak şekilde parçalar kesmiştir. Beren, pembe, mor ve mavi renk sırasını takip ederek süslemeye başlamış ve ardışık her iki kurdelenin uzun kenarları çakışacak şekilde bu sıralamaya göre devam etmiştir. Her bir sırayı tamamladığında ise o sırada bulunan aynı renkte kurdelenin iki ucunun kenarları üst üste gelmeden birleştirmiştir. Aşağıdaki tabloda rengine göre kurdelelerin santimetre türünden uzunlukları ve genişlikleri verilmiştir. Belenin kutunun yüksekliğini aşmayacak şekilde en fazla sayıda kurdele parçası kullanarak sistemi tamamladığı bilindiğine göre tüm renklerden artan kurdelelerin uzunluğu toplamı kaç santimetredir? Öncelikle bize verilen kurdelelerin genişliğini bulalım. Pembe kurdelenin genişliği 0 tam 10.000'de 17 çarpı 10 üstü 3. Bunun için 1, 2, 3 basamak sağa gidersek pembe kurdelenin genişliği 1 tam 10'da 7 cm. Mor kurdelenin genişliği 2, 0 sağa gidersek yani 2 basamak sağa gidersek 10'u kuvveti 0 oluyor. Yani 2 tam 10'da 3 cm. Mavinin genişliği 1, 2, 3, 4 basamak sağa gidersek 4 cm. Dolayısıyla 1 tam 10'da 10'da 7, 2 tam 10'da 3 ve 4 tam topladığımızda 6 cm yapıyor. Yani bir sıranın uzunluğu 6 cm. Her 6 cm'de de bir tane pembe, bir tane mor, bir tane mavi var. Buranın toplam uzunluğu küpün bir ayrı uzunluğu 64 cm olduğu için her 6 cm'de bir pembe, bir mor, bir mavi varsa 64 santimetreyi 6'ya böldüğümüzde 10 tane 6 var ve kalan 4. 10 tane artı var. Kalan 4 santimetrelik uzunluk var. Kalan 4 santimetrelik uzunluğu da 1 tam değil değil 2 tam 10 3 topladığımızda 4 santimetre yapıyor. Yani 11. pembemiz oluşuyor. 11. morumuz oluşuyor ve 10 tane de mavi. 11 tane pembe kurdele olacak bir sıra tabanın çevresini çevreleyen bir sıra 11 tane mor 10 tane de mavi olacak geriye kalan yani artan uzunlukları bulabilmek için öncelikle bir tane kurdelenin bir sıra sarılmış kurdelenin uzunluğunu bulalım bir kenar uzunluğu yani bir ayrı uzunluğu 64 cm ise bir sıra bir çevre çevrileyen kurdelenin uzunluğu 4 çarpı 64 yani 256 yani 2 üssü 8 cm. Dolayısıyla 11 kere 2 üssü 8, 2 üssü 13, eksi 11 kere 2 üssü 8. Çünkü 11 tane pembe şerit kullanıyoruz. Pembe kurdele kullanıyoruz. 4 üssü 7, eksi 11 kere 2 üssü 8, 2 üssü 14, eksi 10 kere 2 üssü 8. Üstü ifadelerde çıkarma işlemi yapabilmek için ortak üssü ifade kullanmamız gerekiyor. 2 üssü 13'ü, 2 üssü 8 ve 2 üssü 5 olarak parçalarız. 2 üssü 5 yani 32 kere 2 üssü 8 eksi 11 kere 2 üssü 8. 32'den 11'i çıkardığımızda 21 kere 2 üssü 8 santimetre olarak bulunur. Pembe kurdelenin artanı 4 üssü 7 2'nin kuvveti olarak yazdığımızda 2 üssü 2 üssü 7'den 2 üssü 14 2 üssü 14'de 2 üssü 8'e benzetecek şekilde yazarsak 2 üssü 6 çarpı 2 üssü 8 olarak yazarız. 2 üssü 6 64 çarpı 2 üssü 8 eksi 11 kere 2 üssü 8 64'ten 11'i çıkarırsak da 53 kere 2 üssü 8 santimetre mor kurdeleden kalan uzunluk. 2 üssü 14 eksi 10 kere 208, 2 üssü 8 2 üssü 14'ü 2 üssü 8'e benzetirsek 2 üssü 6 çarpı 2 üssü 8 yani 64 çarpı 2 üssü 8 dolayısıyla 64 çarpı 2 üssü 8 eksi 11 kere 2 üssü 8 eşittir. Bu 11 değil pardon bu 10 olacak. Çünkü 10 tane mavi kullanıyoruz. 10 kere 2 üssü 8 64'ten 10 çıkarsa 54 kere 2 üssü 8 santimetre mavi kurdeleden artan uzunluk. 2 üssü 8'ler ortak. Dolayısıyla 21 artı 53 artı 54 kere 2 üssü 8 santimetre. Topladığımızda burayı 128 kere 2 üssü 8 yapıyor. 128 2 üssü 7. 2 üssü 7 çarpı 2 üssü 8'den 2 üssü 15 santimetre artan uzunluğumuz. 2 üssü 15'i veren üssü ifademiz B şıkkında 2 üssü 3 üssü 5'ten kuvvetin kuvvetinden 2 üssü 15 santimetre olur. Yani cevap B. 14. sorumuza devam edelim. Efe, Zeynep ve Kaan düz bir zemin üzerinde aşağıdaki şekilde verildiği gibi yan yana dizilmiştir. Özdeş dikdörtgenler prizması şeklindeki 3 adet tahta bloğu aynı şekilde konumlandırarak Zeynep üst üste koyduğu ikisinin Kaan ise birinin üzerine çıkmış ve her üç kişi de dik şekilde durmuştur. Aşağıdaki tabloda kişilerin santimetre türünden boylarının ondalık çözümlenmiş halleri verilmiştir. Zemin ile tavan çizgisi birbirine paralel olup kafa hizası tavana en yakın olan Zeynep, en uzak olan Kaan'dır. Buna göre tahta bloklardan birinin yüksekliğinin santimetre türünden alabileceği değerler sayı doğrusunda gösterilmek istenirse aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur? Öncelikle bize verilen tabloda kişilerin boylarını bulalım. Efe'nin boyu 1 çarpı 10 üstü 2, yani 10 üstü 2 yüzler basamağı. Yüzler basamağında 1 olacak. 7 çarpı 10 üstü 1. Yani 10 üstü 1 onlar basamağı. Onlar basamağında 7 olacak. 2 çarpı 10 üstü 0. 10 üstü 0 birler basamağı. Birler basamağında 2 olacak. 172 tam 10 üstü eksi 1. Yani 10 da 6 santimetre efenin boyu. Zeynep'in boyu 1 çarpı 10 üstü 2. Yani 100. 5 çarpı 10 üstü 1. Yani 50. 8 çarpı 13 0 yani 8 158 tam 10 da 4 cm. K'nın boyu 1 çarpı 13 2 yani 100. 6 çarpı 13 1 yani 60. 3 çarpı 13 0 yani 3 163 tam 10 da 2 cm. Prizmanın buradaki yüksekliği x ise burada da x x yani ikisi 2x yapar. Dolayısıyla f'nin boyu Zeynep ve artı 2x'ten küçük olacak. Yani Zeynep'in boyu 158 tam onda 4 artı 2 tane tahta bloğun üzerine çıktığı için artı 2x büyüktür. Efe'nin boyu yani 172 tam onda 6 158 tam onda 4'ü eşitsizliğin sağ tarafına gönderirsek eksi 158 tam onda 4 çıkardığımızda 14 tam onda 2 2x büyüktür 14 tam onda 2 ise her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğimizde x büyüktür 7 tam onda 1 olarak bulunur. Daha sonra Kaan ile Kaan ile Efe'yi karşılaştırırsak Kaan'ın boyu 163 tam onda 2 163 tam onda 2 artı x küçüktür Efe'nin boyu yani 172 tam onda 6 bunu eşitsizliğin sağ tarafına gönderirsek eksi 163 tam onda 2. Buradan da x küçüktür 9 tam onda 4 olarak bulunuyor. Yani bizim x'in alabileceği değer aralığı x küçüktür 9 tam onda 4 büyüktür 7 tam onda 1 aralığı olarak bulunuyor. Bunu veren ışıklara baktığımızda D şıkkı yani cevap D. Burada şuna dikkat edelim. 7 tam onda 1 ve 9 tam onda 4 dahil değil. Yani içi boş olacak. 15. sorumuza devam edelim. Bir insan ortalama 5 saniyede bir göz kırpmaktadır. Yapılan bir araştırmaya göre bir kez göz kırpıldığında beynin dikkatten sorumlu olan sinir hücreleri 1 mikrosaniye kadar etkisi hale gelmekte olup 1 mikrosaniye 10 üstü x6 saniye eşittir. Yukarıda verilen bilgiye göre her gün 8 saat uyuyan birinin bir haftada toplamda ne kadar süre beyninin dikkatten sorumlu olan sinir hücrelerinin göz kırpma sebebiyle etkisiz hale geldiğini saniye türünden ifade eden bir şey gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bilgiye göre bir insan ortalama 5 saniyede bir gözünü kırpar. Bir kez göz kırpıldığında ise beynin dikkatten sorumlu olan sinir hücreleri 1 mikrosaniye etkisiz hale geliyor. Yani bu da 10 üssü eksi 6 saniye eşit. Her gün 8 saat uyuyan birisi bir haftada toplamda ne kadar süre beyninin dikkatten sorumlu olan sinir hücrelerinin etkisiz hale geldiğini saniye türünden ifade eden bilimsel gösterim bulmamızı istiyor. Bir günde 8 saat uyuyorsa 24 saatlik günün 8 saatini uykuda geçiriyorsa 16 saat uyanık. Dolayısıyla bu 16 saatlik süre içinde göz kaç defa kırpıyor bunu bulmak için öncelikle 16 saat saniyeye çevirelim. 16 saati 60 ile çarptığımızda dakika, 60 ile çarptığımızda saniye, her 5 saniyede bir gözümüzü kırpıyorsak bölü 5 dolayısıyla burada bu bir günlük göz kırpma sayısı biz 7 günlük bir hafta olduğu için 7 günlük göz kırpma sayısını bulacağız. Yani 7 çarpı 16 çarpı 60 çarpı 60 bölü 5. 60'ı 5'e böleriz. 12. 7 çarpı 16 çarpı 60 çarpı 12 defa gözümüzü kırpıyoruz. Her bir kırpmada 10 6 saniye göz kırpma sebebiyle sinir hücreleri etkisiz hale geliyorsa toplamda ne kadar süre olduğunu bulmak için göz kırpma sayımızı 10 üssü eksi 6 ile çarparız. 7 çarpı 16 çarpı 60 çarpı 12 ise 80 bin 640 olarak bulunur. 80.640 çarpı 10 6 saniye etkisiz hale geliyor. Bilimsel gösterim olması için 1, 2, 3, 4 basamak sola geliriz. 8 tam 1000'de 64 çarpı 10 2 olur. Sayın değeri küçüldüğü için onun kuvveti büyüyecek. 4 birim büyüttüğümüzde 10 2 saniye olarak bulunur. Bunu veren bilimsel gösterim. A şıkkında cevap A. 16. sorumuza devam edelim. Bir mağazanın düzenlediği kampanyaya göre yapılan alışveriş tutarı üzerinden belirli yüzdelik değere para puan kazanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda toplam alışveriş tutarına göre kazanılan para puan miktarları verilmiştir. Örneğin bu mağazadan 10.000 TL değerinde alışveriş yapan bir kişinin kazanacağı para puan miktarı 10.000 TL'lik alışveriş bize verilen tabloda bu aralıkta bu aralıkta olduğunda ise kazanılan para puan miktarı %2.5 yani 10.000 çarpı 2.5 bölü yüzden 250 TL para puan kazanıyor. Aşağıdaki tabloda bu mağazadan 3 sefer alışveriş yapan Hasan Bey'in almış olduğu ürünlerin toplam tutarları verilmiştir. Para puanlar yapılan her alışveriş sonucunda kazanılmaktadır. Buna göre bu mağazadan Hasan Bey'in 3 sefer yaptığı alışveriş sonucunda kazandığı toplam para puan miktarı kadar alışveriş yapan biri kaç TL'lik para puan kazanır? Bize verilen tabloda alışveriş tutarına göre kazanılan para puan miktarları verilmiş. Diğer tabloda ise yapılan alışveriş tutarları verilmiş. Birinci alışverişimiz 12.800 TL yani bu aralıkta. Dolayısıyla 12.800 TL'nin %2.5'unu bulacağız. 12.800 çarpı 2.5 bölü 100. İkişer sıfır sadeleştiririz. 128 ile buçuk çarptığımızda 320 TL para puan kazanılır. İkinci alışverişimiz 15.000 TL. 15.000 TL olduğunda %3.5 kazanılan para, para puan miktarı yani 15.000 çarpı 3.5 bölü 100 sıfırları sadeleştiririz. Buradan da 525 TL para puan kazanır. Üçüncü alışverişimiz 50.700 yani x büyük eşittir 40.000 ifadesinden %5 para puan kazanılacak. 50.700 çarpı 5 bölü 100 507 ile 5'i çarptığımızda 2535 TL para puan kazanılır. 320, 525 ve 2535 topladığımızda 3380 TL para puan kazanıyor. Kazandığı para puan ile yaptığı alışveriş sonucunda toplam para puan miktarı kazandığı para puan miktarı ne kadar? Bunu bulmamızı istiyor. 3380 TL'lik alışveriş yaparsa bu aralıktan para puan kazanacak. Yani 3380 çarpı 2 tam onda 5 bölü 100. Bu da birer sıfır sadeleştirdiğimizde 338 çarpı 2 buçuktan 845 bölü 10 olur. Bu da 84 tam 10'da 5 TL para puan olarak bulunur. Yani cevap A. 17. sorumuza devam edelim. Aşağıda verilen bilgisayar oyununun robotlar bölmesinde baş kısımlarını birer sayının, kuyruk kısımlarında ise kaçıncı sırada yemler bölmesine gireceklerinin Roma rakamlarıyla yazılı olduğu robotlar bulunmaktadır. Oyunun kuralına göre bu robotlar sırasıyla yemler bölmesine girip baş kısımlarında yazan sayı ile hangi topun üzerinde yazan sayı aralarında asal ise bu topların tamamını yiyerek yok etmektedir. Buna göre yemler bölmesine 3. sırada giren robot toplamda kaç tane top yemiştir? Bize verilen bir bilgisayar oyunu var. Bu bilgisayar oyununda Baş kısımlarında birer sayı yazıyor. Kuru kısımlarında da kaçın sırada yemler bölmesine gelecekleri yazıyor. Oyunun kuralı bu robotlar sırasıyla yemler bölmesine girip baş kısımlarında yazan sayı ile hangi topun üzerinde yazan sayı aralarında asal ise bu topların tamamını yiyerek yok ediyorlar. Bizden istenen yemler bölmesine 3. sırada giren robotun toplamda kaç tane top yediği. İki sayının aralarında asal sayı olabilmesi için ortak bölenlerinin sadece bir olması gerekiyor. Ya da şöyle bir genelleme yaparsak ortak asal çarpanı olmayan sayılar aralarında asal sayılardır. Bir numaralı robotun asal çarpanları 2 ve 5. Yemler bölümündeki sayıların asal çarpanlarını bulalım. 14'ün 2 ve 7. 87'nin 3 ve 29. 39'un 3 ve 13 17 zaten asal sayı 65'in 5 ve 13 55'in 5 ve 11 28'in 2 ve 7 42'nin 2 3 ve 7 20'nin 2 ve 5 91'in 7 ve 13 33'ün 3 ve 11 21'in 3 ve 7 18'in 2 ve 3 58'in 2 ve 29. 2 ve 5 ile aralarında asal sayı olunması için asal çarpanlar arasında 2 ve 5'in olmaması gerekiyor. Dolayısıyla 1 numaralı robot 87'yi 7, sonra 39'u 7, sonra 17'yi 7, sonra 21'i 7, sonra 91'i 7 sonra 30 3'ü 7 geriye kalan sayılarda asal çarpanları arasında 2 ve 5 olan sayılar olduğu için onlarla aralarında asal değil ve onları yiyemez. 98 sayısının yani 2 numaralı robotun asal çarpanları 2 ve 7. Dolayısıyla 2 numaralı robot geriye kalan sayılardan 65'i yer. Daha sonra 55'i yer 28 42 25 58 ve 18 bunlarla ortak asal çarpanı olduğu için bunları yiyemez. Son robot, 3. robot asal çarpanları 15'in 3 ve 5. Bu robotta 14'ü yer. Asal çarpanları 2 ve 5. 28'i yer. Asal çarpanları 2 ve 7. Son olarak da 50. 8'i yer. Asal çarpanları 2 ve 29. 18'i 20'yi ve 42'yi yiyemez. Çünkü ortak asal çarpanları var. Dolayısıyla toplamda 3 tane top yemiştir. Cevap C. 18. sorumuza devam edelim. Şaşırtan Malzemeler adlı bir dükkan keşfeden Hayri bu dükkandan kenar uzunlukları 9a-3 cm ve 5a-3 cm olan şekil 1'deki dikdörtgen şeklindeki kağıdı satın almıştır. Bu kağıdın özelliğine göre aynı renk tonundaki parçalar üst üste gelecek şekilde katlandığında yukarıdaki panoda verilen renkler açığa çıkmaktadır. Hayri ön ve arka yüzü Açık pembe tonlu olan bu kağıdı şekil 2 ve şekil 3'teki gibi sırasıyla yukarıdan ve aşağıdan A santimetre, sağdan ve soldan 2A santimetre içe doğru katlayarak şekil 4'ü elde etmiştir. Buna göre şekil 4'teki kağıdın ön yüzündeki aynı renk tonuna ait bölgelerin santimetre kare türünden alanlarının toplamı ayrı ayrı hesaplandığında elde edilen cebirsel ifadelerden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Öncelikle bize verilen şekil 1 5A artı 3 santimetre 9A eksi 3 santimetrelik bir dikdörtgen. Şekil 2'deki gibi A santimetrelik bir katlama yaptığımızda... ...A santimetre de altında kalıyor. Dolayısıyla buradan kısalma 2A santimetre. Cm, A santimetre de altında kalıyor. Aynı şekilde buradan da kısalma 2A santimetre. Yani bu ortada kalan uzunluk aynı şekilde burası... 5a artı 3'ten 4a çıkardığımızda a artı 3 santimetre olarak bulunuyor. Buranın uzunluğu. Şekil 3'teki gibi 2a'lık bir katlama yaptığımızda 2a da altında kalıyor. Yani 4a'lık bir kısalma var. 2a da altında kalıyor. Yani 4a'lık bir kısalma var. Toplamda da 9a eksi 3 santimetrelik kenardan 8 A'lık bir kısalma ve A-3 olarak buluyoruz. Buradaki uzunluğu yani buranın uzunluğunu şekil 4'e baktığımızda bu kenarın uzunluğu A bu kenarın uzunluğu 2A dolayısıyla bu koyu bölgenin alanı 2A çarpı A'dan 2A kare bundan 1, 2, 3 4 tane olduğu için 4 çarpı 2 a kareden 8 a karelik bölge a şıkkında var. Buranın uzunluğu a artı 3. Buranın uzunluğu 2 a. Dolayısıyla bunun alanı 2 a çarpı a artı 3'ten 2 a'yı dağıttığımızda 2 a kare artı 6 a. Bundan bir burada bir de burada var. Yani iki tane 2 ile genişlettiğimizde 4 a kare artı 12 a oluyor. Dolayısıyla aynı tonda bir de buradaki bölge var. Bu kenar uzunluğu a bu kenar uzunluğu a eksi 3 buranın alanında a çarpı a eksi 3'ten a kare eksi 3 a aynı bölgeden bir de karşıda var. Aynı tondan 2 ile genişlettiğimizde 2a kare eksi 6a dolayısıyla aynı tondan 4a kare artı 12a ve 2a kare eksi 6a topladığımızda bu tondan 6a kare artı 6a santimetre kare olarak bulunur. C şıkkı da var. Buradaki açık tonun alanı burası a eksi 3 burası a artı 3 ise bu bölgenin alanı a eksi 3 çarpı a artı 3'ten a kare eksi 9 olarak bulunur. 2 kare farkı özdeşliğinden yani b şıkkı da gitti. d şıkkında 15 a kare artı 6 a eksi 9 diye bir alan yok. Bu olamaz. Cevap d. 19. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki şekillerde Bütünden Parça adlı bir fotoğraf sergisindeki fotoğraflardan birinin bütün haliyle parçalara ayrılmış halinin görseli verilmiştir. Şekil 1'de verilen ve alanı 648 cm kare olan kare şeklindeki panoya, panonun kenarlarına karekök 18 er cm mesafede konumlanacak şekilde kare şeklindeki bir fotoğraf yerleştirilmiştir. Şekil 1'de kullanılan fotoğrafın özdeşi olan fotoğraf dikdörtgen şeklindeki eş parçalara ayrıldıktan sonra bu parçalar kısa kenar uzunluğu şekil 1'deki panonun bir kenar uzunluğuna eşit olan şekil 2'deki dikdörtgen şeklindeki panoya dizilmiştir. Fotoğraf parçaları ardışık iki parça arasındaki uzaklık ile panonun kenarlarına en yakın konumda olan parçaların kenarlara olan uzaklıkları eşit olacak şekilde panoya yerleştirilmiştir. Buna göre şekil 2'deki panonun çevre uzunluğu kaç santimetredir? Öncelikle bize verilen şekil 1'de alanı 648 santimetre kare olan kare şeklinde bir panomuz var. Bu panoya kenarlarına kök 18 cm mesafede konulacak şekilde kare şeklinde bir fotoğraf yerleştirilmiş. Bu fotoğrafın özdeşi şekil 2'deki panoya dikdörtgen parçalara bölünerek yerleştirilmiş. Eş parçalara bölünmüş ve kısa kenar uzunlukları aynı olan şekil 1'deki panoyla aynı olan yeni bir panoya dizilmiş bu dikdörtgen parçalar. Fotoğraf parçaları ardışık iki parça arasındaki uzaklık ile panonun kenarlarına en yakın konumda olan parçaların kenarlara olan uzaklıkları eşit olacak şekilde panoya yerleştirilmiş. Bizden istenen şekil 2'deki panonun çevre uzunluğu. Bir karenin alanını biliyorsam kenar uzunluğu bulabilirim. Karekök 648 324 çarpı 2'den 18 kökü yapar. Yani şekil 1'deki panonun bir kenar uzunluğu 18 kök 2 Resmin kenarları olan yani fotoğrafın kenarları olan mesafesi kök 18 9 çarpı 2'den 3 kök 2. Yani 3 kök 2 buradan var. 3 kök 2 de buradan var. 18 kök 2'den 3 kök 2, 3 kök 2, 6 kök 2'yi çıkardığımızda fotoğrafın bir kenar uzunluğu 12 kök 2 santimetre olarak bulunur. Dolayısıyla Kısa kenarları şekil 1'deki panoyla aynı olduğu için buranın uzunluğu da 18 kök 2'dir. Fotoğrafı bu kenarı iki eşit parçaya böldüğü için buranın uzunluğu 12 kök 2'nin yarısı. Yani 6 kök 2. Buranın uzunluğu 6 kök 2. Buradaki mesafeye x diyelim. Buradaki mesafeye x diyelim. Buradaki mesafeye x diyelim. Dolayısıyla 6 kök 2 artı 3 x. 6 kök 2'den 2 tane var tabi ki. Bir burada bir de burada. 2 kere 6 kök 2 artı 3x eşittir. 18 kök 2. Burası 12 kök 2 yapar. Dolayısıyla 18 kök 2'den 12 kök 2'yi çıkarırsak 3x eşittir. 6 kök 2 olarak bulunur. Buradan da x eşittir. 2 kök 2. Yani parçalar arasındaki mesafe ve kenarlara olan uzaklık 2 kök 2. Burası burası, 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 burası ve burası. Uzun kenar uzunluğunda baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane aralık yani 7 tane 2 kök 2 artı 12 kök 2 bunların hepsini birleştirdiğimizde her biri çünkü 2 kök 2 bunların bu parçalarında zaten buradaki kenar uzunluğu eşit olacak. 7 kere 2 14 12 daha 26 kök 2 Şekil 2'deki panonun uzun kenar uzunluğu Kısa kenar uzunluğu 18 kök 2 Dolayısıyla panonun çevresi 2 kere 18 kök 2 artı 26 kök 2'den 18 26 daha 44 kök 2'nin 2 nin iki katını aldığımızda 88 kök 2 santimetre Şekil 2'deki panonun çevre uzunluğunu verir. Cevap B. 20. ve son sorumuza devam edelim. Yukarıdaki şekilde ilk durumda A ve B noktalarında bulunan sincap ve fare verilmiştir. Sincap fındığa olan uzaklığının 1 bölü 4'ü kadar, fare ise fındığa olan uzaklığının 1 bölü 2'si kadar fındığa yaklaştığında son durumda bu iki hayvanın fındığa olan uzaklıkları eşit olmaktadır. A ve B noktaları arasındaki uzaklık 200 cm olduğuna göre ilk durumda sincap fındığa fareden kaç cm daha yakındır? Bize verilen bilgiye göre ilk durumda A ve B noktalarında bulunan sincap ve fare var. Sincap fındığa olan uzaklığının 1 bölü 4'ü kadar. Yani biz sincapın fındığa olan uzaklığına 4x dersek başlangıçtaki uzaklığa 4'te 1'i yani x kadar yaklaştığında fındığa olan mesafesi 3x kalacak. Farenin ise fındığa olan uzaklığının 1 bölü 2'si kadar yaklaşmasını istiyoruz. Fındığa olan uzaklığına tamamına biz 2Y diyelim. Yani şu durumdaki mesafe 2Y olsun. Yarısı kadar yaklaştığında geriye kalan mesafe Y oluyor. Son durumda iki hayvanın da fındığa olan uzaklıkları birbirine eşitmiş. Yani 3X eşittir Y diyebiliriz. 3X Y'ye eşitse 2 çarpı y'nin yerine 3x yazarsak 6x farenin fındığa olan uzaklığı. İlk durumda A ve B noktaları arasındaki uzaklık 200 santimetreymiş. Yani 4x artı 6x A'nın fındığa olan uzaklığı 4x B'nin fındığa olan uzaklığı 6x e 4x artı 6x bize A ile B noktaları arasındaki uzaklığı verecek. Bu da 200'e eşit. 10x eşittir. 200 ise her iki tarafı 10 ile sadeleştirdiğimizde x eşittir 20 olarak bulunur. x 20 eşitse sincabın başlangıçta fındığa olan uzaklığı 4 çarpı 20'den çünkü 4x 80 cm fındığın fındığa olan farenin fındığa olan uzaklığı 6x yani 6 çarpı 20'den 120 cm dolayısıyla sincap fareye göre fındığa 120 eksi 80'den 40 santimetre daha yakındır. Cevap C. Evet arkadaşlar bu videomuzda burada sonuna geldik. Rebo Hocam ile matematik kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.